başlayacağız. Cemile çocuk gelin olduğunda, arkasından eve döndüğünde, aileden birinin tacizine uğradığında, istismar edildiğinde... İki kişi. İki kişi. Ailede iki kişi, evet. İki kişi, tamam. Evet, evet. Aileha iki kişi istismar ediyor. İki abi, evet. İki abi. Üvey abi, evet. Ha, öldüren, öldürdüğü söylenen, iddia edilen Mustafa. Evet, evet. Ve de diğer şey, adı neydi şu diğer kişi, asıl şey yapan Resul. Ve Resul iki abi de mi çocuğu istismar, kardeşlerini istismar ediyor? Evet, biz akşam konuştuk, öyledir. Hadi canım. Biz bazı şeyleri bilmiyorduk, dün öğrendim. Oo, bakalım buna Mustafa ne diyecek? İstemeden bir evlilik yaptırılıyor, kız istemiyor ve Cemile köye dönüyor, evine dönüyor. Evine döndüğünde Naciye orada. O sırada evli olan üvey abi Mustafa ve de Resul, ikisi de evli. İki evli, evet, üvey abi, evet, kendi kardeşleriyle zorla istemeden birlikte oluyor. Bir dakika lütfen. Ha, ve Naciye Hanım da o sırada evde. Senin baban ve üvey abin Cemile için kaç lira başlık parası aldılar biliyor musun tatlım? Yüklü bir miktarda aldıklarını duymuştum Didem Hanım. Ya bir anlamda özür dilerim ama çocuğu para karşılığı veriyorlar yani. Ya benden de çok yüklü bir miktarda aldı Mustafa. Ne kadar aldı seni vererek Mustafa? Senden ne kadar başlık var? O zamanın parası Didem Hanım 2006 yılında 5000 lira para aldı. 2006 yılında 5000 lira iyi para. Evet. Yani ben senden de başlık parası aldığını biliyorum. Elmas için de almış, evet. Şerife için de almış. Ya yani bütün siz kaç kızsınız? Hamit'in kaç kızı var? Tamamen 11 tane kızı var, 5 oğlu var. 11 kızı, 5 oğlu var. Yani babasından daha ziyade üvey oğlum 11 kızı aslında bir gelir kaynağı olarak mı görmüş? Doğru mu anladım? Evet, evet, doğru. Gelin verildiği sırada köyde mi yaşıyordun sen yine? Cemile gelin verildiği zaman. Gelin verildiği zaman Ağrı'daydı. Ha, Ağrı'daydı. O yüzden sen bilmiyorsun o dönemi. Tabii Ağrı'daydı ki sonra memlekete taşınıp gelmiş. Memlekete taşınıp geldikten sonra Cemile orada nasıl davranıyorlardı Cemile'ye? Yani Naciye ve kız kardeşi Hatice. Ya şimdi bakın, gizli tanık şey yapıyor, yalan söylüyor diyorlar da oradaki köydeki herkese sorabilirsiniz Yeniköy'de. Yani kıza iki kardeşin zulmettiğini. Tabii. Şimdi bizim Fehn'in burada ne çıkarım var? Yani Naciye kız kardeşi, Mustafa ile evli olan kız kardeşi. Onlar Hatice'yle beraber. Kim beni Ankara dedi? İkisi. Ya Rabbi Subhan. Köye sorabilirsiniz, oradaki insanlara sorabilirsiniz. Ben Ankara'dım, yok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani Naciye kız kardeşi, özür dilerim. Naciye kız kardeşi Hatice ile beraber, Mustafa ile evli olan Hatice ile beraber. Özellikle Cemile'ye zulüm mü ettiler? Tabii ki. Çünkü biz eli yüzü tırnak izleri içerisinde derin derin yırtmışlardı boyun bölgesi, yüz bölgesi. Biz sorduk. Çünkü onlar iki kişi olduğu için, bu tek başına olduğu için bayağı bir hırpalanmıştı. Peki bunu Neriman'a aynı şeyi yapıyorlar mı? O sırada diğer kız kardeş de evde. Tabii. Neriman'ı da mı dövüyorlar? O da Neriman'da Rabia'da kalıyordu. Rabia da orada o çocuğu eziyet ediyordu, çalıştırıyordu. Kadın eliyle hep sopayla geziyordu. Yok. Hatice denilen kişi hep elinde sopayla gezerdi. Yok, ben görmedim. Aynı anda mı iki kız kardeş gelin gelmişler? Aynı anda mı geldi de? Önce aynı anda değil. Önce Naciye, sonra Hatice gelmişti. Yani kaç yıl? 9-10 yıl bulmadan, 6-7 yıl sonra bacısı gelin benim geliyor. Önce kendisi yok. Geliyor. Benim hakaratım hiç yok. Kendisi geliyor, sonra bacısını ben gelin getiriyor. O zaman. El alanda oturuyorum, el alanda çay içiyorum, ekmek içiyorum, yiyorum. Ben de öylem yani. Benim hakaratım hiç yok. Benim hakaratım hiçbir şey yok. Ama bak, köydeki gizli tanık diyor onlar ki ben diyor. Tanık, benim için de hep yalan. Hep yalan. Yani şu anda gizli tanık seninle ilgili yalan mı söylüyor? Ha, hepsi yalan. Bunu köyde herkese sorabilirsiniz. Aa, sor. Benim hakaratım yok. Naciye Hanım, bir dakika bir konuşun. Ağrı'daki köye sorun. Sor. Köydeki komşuya sorun. Bir de buradaki komşulara sorun. Benim hakaratım hiç yok. Yani Yeniköy'e komple sorabilirsiniz. Hepsi yalan. Ağrı'daki eski Harman köyüne sorabilirsiniz. Benim için de hepsi yalan. Hepsi yalan. Hı? Yalan. Hiç demedim. Ne Cemile dövdüm, ne hiçbir şey Cemile demedim hiç yani. Hiçbir şey. Peki bunu düzenli olarak çocuğu sürekli mi dövüyorlar, yoksa bir olay olup tartıştıkları için mi? Bir dakika Naciye Hanım. Çocuklardan bir şey istedikleri zaman git getir, şunu çalış, bunu çalış dövüyorlardı. Döverek iş yaptırıyorlardı. Şimdi açık ver. Ben az önce şu soruyu sordum. Dedim ki acaba şimdi Cemile eve geldikten sonra üvey abisi Mustafa ve de diğer abisi Resul tarafından, üvey abisi tarafından, ikisi tarafından iddiaya göre istismara uğruyor. Ve ikisi de zorla üvey kardeşiyle birlikte oluyor. Evet. Acaba bu olay, özür dilerim, bu olay daha Cemile çocuk evlenmeden önce mi oluyor, yoksa sonra mı oluyor? Evlenmeden önce bilmiyoruz da Resul'ü duyduk da Mustafa'yı duymadık. Resul'ü şey duyduk, babası kendi söyledi. Abisi Resul, evet, onu başka erkeklerle birlikte olmaya zorluyor.
Ve bir anlamda kız kardeşine fuhuş yaptırıyor. Ya bunlar kızı paylaşamadılar Didem Hanım. Resul kızı kendi evine götürmeye çalışıyor. Babayla Mustafa diyor kız bizde kalsın. Çünkü o dönem başı parasıyla kızı yüksek bir 50-60 koyun karşılığı bir yaşlı adama verilecekti. Bunlar kızı paylaşamadılar. Yalnız şu da bir gerçek, kız henüz boşanmamış. Kız da diyordu ki daha benim boşanmam bitmedi. Ben boşanmadım, bunlar beni evlendirmeye çalışıyor. Kızın aklında şu vardı, ben baştan boşanayım diyordu. Neriman da telefonu attığında senin üvey annen Naciye ve onun kız kardeşi Hatice nasıl davranıyordu size? İyi davranıyorlardı. İyi davranmıyorlardı. Evet, şimdi konumuz Cem'de çok anlatılacak şeyler var yani vakit olmaz doğru diye. Ne yapıyorlardı size? Ya sürekli anahtarla ev annemde duruyordu. Yani içler yemek falan koyuyor ya da ekmek falan. Evet. Bir de yengemde duruyordu. Yengem geldikten sonra ikisinden duruyordu. Doğru. Yani siz aç mı kalıyordunuz? Anahtarlarına hep onlardaydı yani. Kökte yalan. Kökte yalan. Ben hakkım hiç yok. Doğru yani. Doğru. Niye Neriman yalan söylesin? Yalan. Aç mı kalıyordunuz Neriman'cığım? Neriman bile küçük, ben Neriman'a baktım. Bile 2 yaşında. Ben Neriman'a baktım. Tamam, bir Neriman'ı dinleyeyim. İki dakika dinle ki sen de yanıt ver. Dinle. Tamam, yani Neriman ben ona baktım. Kötü davranmadım Cemile'ye de ona da diyor, öyle mi? Tabii tabii öyledir. Allah biliyor. Şahidim yok çünkü. Tabii tabii. Cemile'ye nasıl davranıyorlardı özellikle Cemile'ye? Kötü davranıyorlardı. Tabii tabii. Hep vardı. Tabii 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 tabii. Tabii. Niye peki özellikle Cemile'ye böyle söylüyorlardı? Neden böyle kötü sözler? Bilmiyorum. Zaten diyorlardı Hamid'in kızları hep diyorlardı ama tabii. Geldi onunla geçinmediler, ona hep öyle söylüyorlardı. Ha, tabii tabii öyle. Cinayet gününü sadece sen... Sadece onlar değil komşular da söylüyorlardı yani söyleyenler vardı. Doğru. Cinayetle ilgili senin biraz hafızanda bir şeyler var. Ne hatırlıyorsun sen o gün cinayet günüyle ilgili? Cinayet günü sabah hani olmuş ya, onlar akşamdan kavga ettiler. Üvannem, yengem, ablam. Tabii tabii. Bunlar ağız tartışması yaptı. Doğru. Sonra bunlar sustu. Ben tuvalete diye çıktım. Ben çıkar çıkmaz biri kapıyı örttü arkamda. Bunların üçü içeride kaldı. Ablam, Cemile ablam, üvannem, bir de Hatice yengem. Bir kapıyı örttü ama ben kimin örttüğünü duymadım ama görmedim. Ben korktum bunlar iki kişi ablama bir şey yaparlar diye. Ben gitmedim ve korktum, kapıyı da açamadım. Çığlık geldi, yengemi çığlığıydı. Sonra kapıyı üvannem açtı. Üvannemin üstü başı dağınık değildi. Ablamki dağınıktı. Biraz geç çıktı. Yengemin yüzü hep kandı böyle, tırnak yüzüydü. Yalan hepsi. Hepsi yalan. Benim için hepsi yalan. Hepsi yalan. Hepsi yalan benim için. Hepsi yalan söylüyor. Allah aşkına saklama ya. Ben ne hakaret Neriman? Neriman küçük ben Neriman'a baktım iki yaşında. Ben şey diyeyim, dün de senin kızın demedi. Biz o evde hep aç kaldık. Tamam, az önce Neriman dedi, sen dedi yalan söylüyor. Benim için ne dedi Naciye, ben hakaret ettim. Hatice de dedi, senin kızın da dedi. Abla öyle yapma. Hatice, yok, senin kızınla konuşalım. Annem şimdi söylemiyor. Annem de kötü davranmış. Annemin kötü davrandığı için biz daha iki katını gördük Didem Hanım. Biz ekmeğe muhtaç kaldık. Annem de gene kardeşi kadar o kadar merhametsiz değil. Annem de kötülük yapmıştır. Annem de kötü davranmıştır. Ama özellikle Cemile'ye karşı bir şey var. Evdeki iki kadın, iki kız kardeşten, iki gelinden Cemile'ye karşı bir kin var, nefret neden var yani. Neden var Didem Hanım biliyor musunuz? Benim hani aklımca söylediğim mantık şu. Cemile güzel bir kız. Abimler kötülük yapıyorlar. Annemler, yengem kıskanıyor. Bir şekilde zarar vermeye çalışıyor. Yani bak, anladım. Bir şey söyleyeceğim. Hatice, yani Naciye'nin kız kardeşi, senin teyzen Hatice. Cemile'yi kıskanıyor. Evet. Neden kıskanıyor? Çünkü o sırada Mustafa acaba yanlış bir şey mi yaptı kız kardeşine? Ondan şüpheleniyor. Evet, aynen. Ondan şüphelendiği için. Helal güzel bir valla. Gösterişli bir kız olduğu için yengemler tabii hiçbir zaman sevmiyor. Ve Didem Hanım, bizi yengem şişlere dağladı, çok dövdü, soğuk sulara da yatırdı. Ve hep şunu söylerdi, Cemile gibi benim başım olacaksınız. Cemile gibi keser Mustafa sizi kimse bulamaz. O kadar. Hep bunu söylerdi bize. Mustafa'nın karısı Hatice, Cemile'ye kıskanıyor. Cemile'ye bir öfkesi var. Cemile'ye kızgın. Anladım da. Onlar evde de öldürmeye çalışmışlar. O gece de becerememişler. Bak çocuk ne diyor? Kapıyı kilitle kapattılar. Oo. İçeride boğuştular. Onlar bayağı bir şey yapmışlar. Bir dakika. O zaman Naciye kız kardeşiyle beraber Cemile'yi öldürmek mi istediler? Evleri yüzleri bak boğuşup çıkmışlar. Naciye Hanım bir dakika lütfen. Normalinde onu o gece odada boğuşmuşlar. Birbirlerini vurmaya çalışmışlar. Başaramayınca bunlar ormana götürmüşler. Ben böyle kadın değilim. Yok. Kızın saçını dolamış eline. Mustafa'nın kafasından tutmuş.
Kız elini sırmış. Elinde çok büyük derin yara vardı. Özür dilerim. Yani kocası Mustafa öldürsün kardeşini diye o sırada Cemil'in saçlarını Hatice tabii, mi tutmuş? Hatice tutmuş. Çünkü babaları yaşlı bastonla yürüyordu. O kız o can havliyle elini derin ısırdıydı. Çünkü şeydi, kemiğe kadar ısırmıştı. O iz baya bir zaman geçmedi. Şimdi Cemile'yi orada öldürüyorlar ve gömüyorlar orada bir yere. Cemile'nin gömüldüğü yeri kim biliyor? Gömüldüğü yeri kim biliyor kızlardan? Biz duyduğumuza göre değiştirmişler. Ben kimseye anlatamadım. Burak beni aldatmış. Kimseyle paylaşamadım. Ateş benim evime düştü. Herkes hayatına devam etti. Ben orada yerlerde sürünürken hani gülmeye de devam edenler oldu evde. Burak Turnah biliyorsunuz 20 Ocak 2021 yılında Denizli'de, Pamukkale'de, Cumhuriyet Mahallesi'nde pusu kurularak evinin önünde silahla vurularak öldürüldü. Ocak ayında Burak'la görüştün mü? Ocak ayında. Yani hiç yüz yüze geldin mi? İşte en son vurulmadan bir gün önce yüz yüze geldim. Onun dışında hiç yüz yüze geldin mi? Vallahi hatırlamıyorum abla ya. Hı? Geldin ondan mi? Ondan önce geldim ama tarihini bilmiyorum. O benim eve gelmişti. Eşya gelmişti benim aparta dedim ya. Aha. O zaman onları eşyaları yerleştirdik. ...14.25'te Burak Karakurt'tan Honaz'a geçiyor. 14.25'te yanında da biri görünüyor. Şimdi o günkü ben telefon trafiğini de söyleyeceğim. O gün Burak'ın 12 Ocak'ta kimlerle görüştüğünü de ekranlara getireceğim. 12 Ocak'ta şöyle sabah saat 9.33'te Kerem Burak'ı arıyor. Ve 12 saniye görüşüyorlar. Yani eniştesini arıyor. Sonrasında saat 10.01'de Ayşe Hanım oğlu Burak'ı arıyor. Ayşe Hanım siz arıyorsunuz. 90 saniye oğlunla görüşüyorsun. Sonra saat 11.23'te İknur sen Burak'ı arıyorsun. 26 saniye görüşüyorsun. Sonra Burak teyzesi İknur'u arıyor. 11.29'da 5 dakika görüşüyorsunuz. Abla eşya gelecekti müsait misin falan dediysem ama eşya hangi tarihte geldi bilmiyorum da. Yani orada o görüntüde. Bir hafta önce. Bir hafta önce bundan bir hafta önce. Burada. Yok ondan önce geldi. Burada işte. Görüntülerde plaka tanıma sistemine takılan görüntülerde 14.25'te Burak Karakurtan Honaz'a geçiyor. 14.25'te de yanında biri görünüyor. Ama tabii yansıma yaptığı için Burak o şeyde kameralara takılıyor. Yanındaki kişinin kim olduğu belirlenemiyor. Ama yanında biri var Burak'ın. Değil mi? O sırada da aslında Burak'la Seher arasında bir mesajlaşma yaşanıyor. Saat kaçta sen aradın? Ben söyleyeyim. Seher Burak'a mesaj atıyor. Saat 13.08'de. Yani Burak buralarda seyahat halindeyken mesaj atıyor. Sen ne dedin Seher Burak'a? Yani yemek yedim. Gibi bir şey hani ne hı-hı. Yaptım hani mesaj atıyordum hani şunu yaptım bunu yaptım diye yemek yedim diye evet. İş yerindeyim. Aha. Sonrasında bana cevap vermiyor uzun bir süre yani saat 5'e kadar falan cevap vermiyor. Evet. Sonra 5'te de tamam aç. Ben de dedim ki hani mesaj mı geç geldi neden geç cevap verdin? O da dedi ki temizlik yapıyordum ondan. Ama sonrasında PTS kayıtlarına baktığımızda yani dışarıda. Yalan söylüyor sana. Yanında da biri var. O sırada günde seninle konuşuyor. Yanındaki kişi sen misin acaba İknur? Biz onunla hiç Honaz'a gitmedik. Ben Burak'la en uzun yolculuğum. Honaz dedi Karakurt. Karakurt'a gittik. Bak Karakurt'tan Honaz'a geçiyor. Karakurt'a geliyor. Birini alıyor. Karakurt'a sen varsın İknur.
Bir de kız kardeşi, ablası var. Evet. Nurife var. Arabadaki ya sensin o zaman ya da Nurife. Biz hiç Honoz'a gitmedik ya. Honoz'a kim var? Yok, Karakurt yolu, Karakurt Honoz yolu olarak geçiyor. Evet. Aslında Karakurt'a gitmiş olabilirler yani. Honoz'a gitmemiş Karakurt'a olabilirler. Yani senin yanına geliyor. O gün bir yani yanında bir bildiği biri var, tanıdığı biri var. Arabasına birini almış. Ya ablasını aldı ya seni aldı. Nereye gittiniz o gün? Vallahi ben gitmedim ki. O gün aranızda bir 5 dakikalık görüşme oluyor. Yani öldürülmeden, bu çocuk öldürülmeden 8 gün önceki görüntüler bunlar. Ben 8 o zaman, gün. Hayır, o zaman hiç gitmedim. 8 gün önce işte ya. Hayır gitmedim. Nurife'nin evine gittik ama bu bayağı önceydi. Karısına yalan söylüyor. Bak mesaj atıyor öğlen, yemeğe gittim. Ablasına gidiyorsa niye yalan söylüyor? Temizlik yapıyorum diye yalan söylüyor. Honoz'a mı gitmiş, Karakurt'ta mı kalmış ablam? Karakurt'a gidiyor, Karakurt'tan Honoz'a geçiyor. Belli yani olmuyor. Bu arada şüpheliler de zaten Karatekeli. Yani Honazlı. Biz Burak'la Honazlı gittik Karakurt'a biz. Karateki var o Honaz Recep, yolunda. Recepler, Nurgüller Recep mi? Halilgül. Recep'in kayınbiraderleri. Halilgül, Karateki. Aa, yanında Nurgül olabilir mi acaba? Çünkü ben o vakitte hiç gitmedim abla. Ha? Ben gitmedim. O zaman Nurgül'le bir... Yani çünkü şöyle, bu arada şeylerin, Nurgüller'in şeye takılan, dinlemeye takılan sadece bir iki tane telefonu var ama karı kocanın bir şirket telefonları var, onlarca telefonları var. 25'e yakın telefonları var. 25 sevgili izleyiciler. Ve ayrıca yani ortadan kaldırdıkları telefonlar da var. O sırada maalesef sadece bir iki tanesi teknik takibe takılıyor. Biz Burak'la bir Karakurt'a gittik. Araba takip ediyor dedim. Sonra ben onlarda ne araba olduğunu bilmiyorum. Murat dedi ki, yeğenim Murat. Onlarda da var aynı arabadan dedi. Ama kamera kayıtlarına bakıldığında öyle bir arabanın sizi takip ettiği yok yani. Öyle bir takip yok. Ne yapmaya çalıştı o zaman bu? Ya sen hayal dünyası gelişmiş bir çocuk. Hayal dünyası gelişmişten öteye bence hayal dünyası değil de bazı çok gerçek şeyler. Gizlediği şeyler var. Çok gizledi. Özellikle bu 12 Ocak'ta temizlik yapıyorum demesi ama başka yerlerde olması karısından gizlediği bir sürü şey olduğunu gösteriyor bence. Evet. Çünkü o dönemde, aynı dönemde Burak, şimdi acaba soy ismini söylemeyeceğim, Fatma diye bir kadınla tanışıyor. Daha doğrusu Fatma denen kadına Talha Zara hesabından bir şey yazıyor, mesaj yazıyor. Kadın da ona karşılık veriyor sevgili izleyiciler. Arkasından Burak telefonunu veriyor o kişiye. WhatsApp'tan yazışıyorlar. Burak kendisini nasıl tanıştırıyor? Bunu yaptığında da öldürülmeden 6 ay önce Ayşe Hanım. İknur. Diyor ki ben bekarım, kız kardeşimle beraber yaşıyorum. Bekarım diyor. Ağustos. Kadının ifadesinden okuyorum. Bir süre görüşüyorlar. Eylül ayında Burak onların evine gidiyor. Evli kadının evine gidiyor. Kadının ifadesine göre erzak götürüyor. Poşet ya poşet. Sen çalışmıyorsun. Niye götürüyorsun? Nereden buluyorsun götürüyorsun? Poşet poşet erzaklar götürüyor. Bir amacın ne? Buradaki en önemli soru. Acaba Burak o kadınla konuştuktan sonra o kadına erzak götürüyor ayaklarıyla. Kadının videolarını çekip kadına da para verip onları uygunsuz sitelerde satıyor muydu? Ya da bunları yapan kişilere de bu görüntüleri gönderiyor olabilir mi? Ekru, sen bu yönünü bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum abla.